Merhaba Balıkesir. Bugün neredeyiz? Güzel ilçemiz İvrindeyiz. İvrindeden Kuşdere köyüne gidip oranın güzelliklerini sizinle paylaşacağız. Evet, şimdi Kuşdere'ye doğru gidiyoruz. İvrindi Kuşdere'deyiz. Hayata ötüyor. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Madra suyu, Madra Dağı'ndan gelen bir su. 30-40 kilometre uzaklıktan geliyor. Şimdi bakalım içelim suyu. Buz gibi. İçimi de güzel bir su. Muhtarım. Bu suyu hep kendi imkanlarımızla, köylü kendi imkanlarına getirdi. Öyle hiçbir yerden bir şeyi almadan yani, yardım yapmadan, yardım almadan kendi imkanlarına getirdik yani suyu. Yok, köy şebekesi de komple Madra Dağı'na ait. Evlere falan? Evlere de. Hazır, taze su, güzel su, içimi güzel bir su. İçimi güzel. Ha, bu sadece bizim köye değil, dışarıdan gelip buradan su doldurup gidiyorlar. Güzel olduğu için İvrin olsun, Korcu'da olsun, çevre köylerde olsun. Su güzel olduğu için herkes gelip alıp gidiyor yani. Oo, telefon çekiyor mu? Çekmiyor. Muhtarım, çıktık minareye. Evet. Niye çıktık? Çünkü burada hiçbir telefon çekmiyor. Çekmesi için buraya çıktık ama burada da çekmiyor. Aynen doğru. En çok mağdur olduğumuz konulardan birisi de o. Telefonların hiçbiri köyümüze çekmiyor. İletişim sıfır. Köyümüzün gençleri bu yüzden zaten köyde durmuyor. İnternet, telefon olmadığı için köyümüzün yer yeri zaten dışarıda. Oradan da buraya gelmek istemiyorlar yani. İletişim olmadığı için. Yar benim, aman aman, yar benim. Kuşdere'de çekimlerimiz devam ediyor. Mutlarımız Ramazan Bey'le birlikte bakalım nereye gideceğiz? Buradan Alabala gideceğiz. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Köyümüz Kuşdere Köyü. 215 seçmeni var. 250 nüfusu var. 85 hane. Köyümüz buraya 1963'te Eskiköy'den burası Yeniköy oluyor. Yeniköy'e taşındı. Evet, muhtarımla şimdi konuştuk. Bununla birlikte şimdi Kuşdere'nin neresine gidiyoruz? Meşhur Salahattin Usta'nın Alabalık yerine gideceğiz. Evet, bizi izlemeye devam edin. Biz gidiyoruz. İvrindi Kuşdere'deyiz. Eşsiz doğa manzarasıyla Balıkesirlileri ve Türkiye'deki bütün doğa İvrindi'yi Kuşdere'ye davet ediyoruz. Selahattin Usta'nın yerindeyiz. Şimdi Alabalık tesisindeyiz. Selahattin Bey, nasıl gidiyor işler? Elhamdülillah, iyiyiz. Nasıl Alabalık satışları? Satışlar iyi. Burada Madra Dağı'nın eteklerinde güzel bir yere konuşlanmışsınız. Şimdi balıkları görelim dedik. Yakalayabilir miyiz? Yakalayız. Şimdi şöyle. Biz amacım halka bir hizmet, Madra'dan eteklerin Madra'daki hizmeti buraya aşağı köylerin ayağına indirdik. Evet. Daha iyi hizmet, halka yönelik bir iş yapmak için. Halkın da böyle bir yerlere ihtiyacı var. Kuşdere Mahallesi'ne geldiğiniz zaman mutlaka Selahattin abinin yerine uğrayın. Alabalıkların. Şimdi bakalım nasıl yakalıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şimdi buradan alabalıklarımızı yakalayıp Selahattin Usta'nın marifetli ellerinden bakalım tadına bakacağız. Muhtarım, vallahi 10 numara yermiş burası. Evet, burası güzel. Selahattin Usta bayağı da güzel, meşhurdur. Pişirmesi çok güzel. Sadece Selahattin Usta'nın ateşte balık yaptığı için o daha çok lezzetli oluyor. Çayı, salatası, balıkları hepsi ateşte. Tüptür, şeydir, hiç kullanmaz. Tüp yoktur yani. Odun ateşinde hepsi. Onun için çok güzel olur. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz yani.
Kalabalıklarımız burada. Bana Selahattin Usta diyorlar. Bu ismi bana halk kendi koydu. Ben hayatımı adadım buraya. Noksanlarım varsa bile aşacağız. Ege bölgesinde kendime güveniyorum. Varsa üstüme gelsin. Evet. Selahattin Usta, şimdi balık tarifini alalım senden. Bu balık tarifi hayatım benim balığının küçükten babadan kalma bir meslek benim. Olduğum için bunun en iyisini yaptığıma eminim yani. Biraz da gazinolarda çalıştığım için Ayvalık'ta olsun, büyük bölgede restoranlarda en iyisini yaptığıma eminim yani. Halkı davet edeyim gelsin görsün. Evet. Atalım bakalım şimdi yağın içine. Dere geliyor dere, yaleler yaleler, kumunu sere sere yalelelim. Al beni götür dere, yalelel yalelel, yarın olduğu yere yalelelim. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman yalelelim. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman yalelelim. Sevgili izleyiciler, Selahattin Usta'nın meşhur balıklarını, alabalıklarını şimdi tuttuk, tadına bakacağız. Muhtarım, güzel yere getirdiniz. Evet, Selahattin Usta'nın alabalı güzeldir, ateşte pişti, kendiniz de gördünüz. Şimdi tadına bakacağız. Ustam, balıkları pişirdik. Çok güzel oldu, görüntüsü güzel. Şimdi tadına bakacağız birlikte. Pişirdiğim balığın arkasındayım, eminim. Lezzetli oldu. Lezzetli olduğuna eminim. Şimdi yiyince göreceksiniz. Daha da iyi olduğunu göreceksiniz yani. Evet, şimdi balın tadına bakıyorum. Mükemmel. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu tatlı su balı. Biliyorsunuz havuzda aktarılmıyor su. Gelip giden Madara'nın sularında tatlı su balığı. Gelin görün. Halka gelin görün diye. Halka sesleniyorum buradan. Gelin görün. Gelin görün. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman yalelelli. Coğrafi işareti olan İvrindir'in güzel koyunlarını görüntüledik şimdi. Niye coğrafi işaret? Çünkü İvrindir kuzusuyla meşhur bir ilçemiz. Ve coğrafi işareti almış güzel ilçemiz İvrindir'de çekimlerimiz devam ediyor. İvrindir Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'le birliktesiniz. Biz onun öncesinde Kuşdere köyümüzü dolaştık, mutlarımızla sohbet ettik, alabalığımızı yedik ve şimdi belediye başkanımızla birlikteyiz. Başkanım, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Levent Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten biz geldik, iyi ki gelmişiz dedik. Bu güzellik niye önceden gelmedik? Şaşırdım kaldım şimdi. Ya biraz kış ortasında geldiniz. Böyle şu anda Madra'nın eteklerinde, Madra çayının, Koca çayın yanındayız. Biraz daha böyle yeşilliğin, yaprakların, ağaçların coştuğu bir dönem değil. Ben o yüzden biraz üzüldüm. Baharda, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında inanın burası tam bir yemyeşil vadiye dönüşüyor. Deresiyle, ağaçlarıyla, kokusuyla çok hoş bir ortam. Ama şu anda da görüyorsunuz. Yani şu ses insanı dinlendiriyor. Derenin bu gürültüsü. Yanımızda hemen küçük bir bent var. Bir şelaleyi andırıyor. Buralar biliyorsunuz İvrindir ilçemizin Madra Dağı'nın özellikle kuzey tarafına, doğu tarafına düşen bir bölge. Madra'nın eteklerinde coğrafi güzelliğin çok zirvede olduğu yerler. Buralarda işte köylerimizde insanlarımızla devamlı birlikteyiz, beraberiz. Onların dertleriyle de ara ara gelip iştigal oluyoruz. Bu coğrafi güzelliğin tadına doyum olmuyor. Yani yaşlısından gencine hepsi bu doğayı çok seviyorlar. Tam çok seviyorlar. Ta İstanbullardan, İzmirlerden. Zamanında buradan bir şekilde gitmişler ya da işte ilçe merkezine, sahile göç etmiş birçok insanımız var. Balıkesir merkeze de aynı şekilde ama
nostaljik olarak köylerini, kentlerini bırakmıyorlar. Yazları buralar dolup taşıyor. Okullar derseniz bu bölgeler hep hayvancılıkla geçindiği için biz tamamen ülkemizin diğer coğrafi bölgeleri gibi memleketini terk etmiş bir yer değiliz. Her köy canlıdır. Her köyde 7'den 70'e insan bulursunuz. Neden? Çünkü burada hayvancılık yapılıyor. İşte çekim yapmışsınızdır belki. Küçükbaş hayvancılık bizim bölgede zirve. Büyükbaş hayvancılık yapılıyor. İşte sulu tarımın ilerlemesiyle birlikte biber ekimi, özellikle bu sene buradan özellikle söylüyorum, aroma, nefaset bakımından çok güzel tadı olan çileğimiz daha fazla olacak, üretilecek. Almanya'dan, İzmir'den firmalar geliyor ve şu anda birçok sulu tarım arazisi olan çiftçilerimizle anlaşma yaparak çilek ekimlerini gerçekleştiriyorlar. Önümüzdeki yaz nefaseti ve aromatik kokusuyla çok daha lezzetli bir çilekle buluşacaklar. Yani insanımız üretiyor. Üreten insanlar çok güzel. Her alanda, hem tarımda hem hayvancılıkta istiyoruz ki sanayide de, endüstride de, özellikle tarım endüstrisinde ilerleyen bir ilçe olma yolunda da biz gidiyoruz. Başaracağız. Görüşürüz. İvrindi Kuşdere'deyiz. İki keklik bir kayada